Yerel görüştüğüm gibi yani hamile kimliğe yani benim içimde yaşadık yani. Allah'ım yani başörtülüğünden dolayı bu. Allah'ım nerede göstermesin. Evet. İşte böyle hayat bir şekilde devam ettik. Hakikaten yani sonra 3-4 defa haklarını iade etmişler yani, almışlar yani. Bunu biz şeyden okuyoruz, gazeteden, haberlerden, medyadan. Şey olmadı yani, beklentimiz o, inşallah onu bekliyoruz yani. Çünkü geriye dönüş... Deniz Kuvvetleri'nden 1996 Aralık ayındaki Yüksek Askeri Şura vesilesiyle ordudan dinsizlik ve ahlaki durumdan Yüksek Askeri Şura Yassede olarak irticadan ayrıldık. 96'dan beri sayıyorum, bu yıl itibariyle 26. yılındayız. 26. yılındayız. Yani bir film şeridi gibi geçiyor yıllar gözümüz önünden şöyle baktığımızda. İlk anlatmak istediğim, içimde heyecan olan şey şu. Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Apa köyündeyim. Tütün çapası yevmiyesine gidiyorum. Oradan aldığım günlük yevmiye parasıyla İzmir'e ve Gölce'ye, Deniz Kuvvetleri'nden olduğum için Gölce'ye, imtihana, mülakata ve sağlık raporuna gidiyorum. Oradan aldığım yevmiyeyle. Neden bu? Çünkü babam ve annem beraber 10 kardeşli bir ailenin ferdiyim. 10 kardeşli bir ailen ferdiyim. 5000 kişi içinde 49. kazandım okulu. Dıştan kazandım. Kendi okulumu da ikincilikle bitirdim. Başarılı bir şekilde mesleki hayatımı sürdürürken hiçbir sorun yokken hayatımızda, mesela Turgut Özal zamanındaki Cumhurbaşkanı zamanında birlik komutanı albayımız Necati Teker ile beraber Hüsnü, hadi hazırlan Cuma'ya gidiyoruz durumundan hemen 3-5 sene sonraki 28 Şubat döneminde sen nasıl Cuma'ya gidersin, işte mesai saati şu, yok giden ismin altındaki kırmızı çizgiler falan gibi Batı Çalışma Grubu'nun oluşturmuş olduğu yanı başımızdaki arkadaşların veya görevlendiren kişilerin bizleri ispiyon etmesi diyeyim. O zaman Batı Çalışma Grubu'nun çalışma formatıyla beraber bizi hakkımıza ayrı bir dosya oluşturup sicillerimizi bozup ondan sonra bu aşamaya geldik. Evli ve 2 çocukluydum ayrıldığımda. Küçük çocuklarımda kimliğim alınmış, sağlık karnemiz alınmış, SSK'mız alınmış, yani sosyal güvenliğimiz alınmış. Ortada bildiğin bir odadan diğer bir odaya çıplak bir şekilde atılmış ve muhtaçsın, hiçbir şeyin yok elinde. Bu şekilde kalmış oluyorsun. Hatta bir arkadaşın hanımı GATA'da kanser tedavisi görüyordu. Onun atıldı diye, o arkadaş da atıldı, onun fişini çektiler. Tedavi edemeyiz dediler. Arkadaşın hastasını geri verdiler. Arkadaşın hastası dışarıda, sosyal güvenliği yok. Tedavi olurken olmazken vefat etti, gitti. Eşim aynen tesettürlü olduğu gibi hanım hamile, İzmir'de bir askeri hastaneye kadın doğum kontrole gidiyoruz. Ben yanımda görünmesin diye hanımı içim yanarak ben kendim servise önden biniyorum, askeri servisten gidiyoruz, hanımı arkadan bindirdim. Ayrıldıktan sonra değişik yerlerde çalışarak bildiğin askeri ücretlen, kah sigortalı kah sigortasız değişik mobilya center'da çalıştım biraz. Efendime söyleyeyim, dıştaki biraz hizmet sektöründe, giyim sektöründe, yiyim içim sektöründe çalıştım. O şekilde hayatımıza bir şekilde idame ettirdik.